Diyarbakır Barosu ilk günden beri dosyayı zaten bir hukuk örgütü olarak takip ediyordu. Evet. Birçok işlemde de bulundu. Otopsi olmak üzere birçok işlemde de soruşturma aşamasında hem dosyanın takibi konusunda aslında savcılıkla bir iletişimimiz ve temasımız sürekli vardı. Geçen hafta itibariyle Diyarbakır Barosu kurumsal olarak müşteki sıfatıyla davaya eklenme talebinde bulunmuştu. Bu konuda henüz bir karar verilmedi. Ama bugün itibariyle sabah baromuza Narin Güran'ın dosyada şüpheli olmayan ve adli tıp önünde cenazenin de teslim edildiği Baran Güran bugün baromuza hukuki destek talebinde bulundu. Yani yazılı başvurusunda Diyarbakır Barosu'ndan kardeşinin failleri, özellikle de kurduğu cümleyi de ifade etmek istiyorum. Kim olursa olsun tespit edilmesini ve hak ettiği cezayı alması için de baromuzun kendisine hukuki destek sunmasını talep etti. Tabii hukuki anlamda ilişkiyi kurabilmek adına da baromuza vekaletname çıkardı. Biz de başvurduğumuz Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğumuz vekaletle birlikte Baran'ın talebinin içeriğiyle de uyumlu katılan taraf olarak, yani soruşturma aşamasında suçtan zarar gören Nari'nin şu an şüpheli olmayan tek abisi Baran Güran'ın vekili olarak dosyaya biz vekaletnameyi sunduk. Peki bu vekaletname, bu ilişki, şu an sahip olduğumuz konum bize ne sağlıyor? Diyarbakır Barosu'nun aynı zamanda talepte bulunmasına, resmi yazılı delil toplanması talebinde gibi soruşturma sürecinin bütün işlemlerinde eksik gördüğü hususları, daha önce iletişime geçerek sözlü dile getirdiğimiz konu başlıklarını bir taraf sıfatıyla, bir tarafın vekili olarak soruşturma sürecinde savcılara sunma hakkı elde ettik. Bu anlamda bizler de kurduğumuz soruşturmayı ve buna açılacak davayı da takip edecek komisyonumuz üzerinden soruşturma sürecini bundan sonra daha yakinen takip edeceğiz. Kaç avukat efendim? Bu konuda Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin, baromuzun yönetim kurulu ve baro başkanı olarak daha önce bu ve benzeri davalarda tecrübe sahibi olan, bu davaları bilen avukatlarımızdan oluşturduğumuz bir komisyon. Sayımız, yani şu an eklemeler devam ediyor. Yani bir 10 kişiyi bulacağız gibi. Sonuca yaklaşıldı mı? Hani televizyonlarda öyle konuşuyor. Yani şu an ifade işlemleri devam ediyor. Her gün yeni bir gözaltı oluyor. Ama hani adli tıp raporları önemli. Adli tıpın ölüm sebebine ilişkin raporu henüz gelmedi dosyaya. Bu aşamada raporlar bekleniyor. Onun dışında DNA örneklerine ilişkin rapor daha önce gelmişti. Belli kan örnekleri vardı. Onlarla ilgili raporlar da geldi ama şu an itibariyle soruşturma dosyasında yeni bir gelişme maalesef yok. İfade işlemleri devam ediyor. En son hediye alınmıştı. Hediyenin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugün en kötü ihtimalle gözaltı süresinin sona ereceği yarın adliyeye sevk edileceği konusunda soruşturma savcılarından bilgi aldık. Peki ifadesine ilişkin bir bilgi ulaşabilir. Yani şu an ifade içeriği seyrini değiştirecek boyutta. Yani şu an kolluk ifadesi var ama dediğim gibi savcılık ifadesi henüz başlamadı. İfade içeriğiyle ilgili bir anda bulunmayacağımızı biliyorsunuz. Soruşturma gizliliğini ihlal etmek istemiyoruz. Çünkü sürekli gözaltılar, sürekli yeni bilgi alma konusunda insanlar getiriliyor. Bu ifade içerikleriyle insanlar sorulacak sorulara önceden maalesef hazırlıklı geliyorlar. Bu anlamda içerik konusunda tabii ki haber hakkı, haber yapma, kamuoyunun bilgi alma hakkı, ama dediğim gibi ifade içerikleri konusunda lütfen bizlere soru sormazsanız seviniriz.